cemaatler arasında özellikle 19. yüzyıl geldiğinde en zenginleşmiş cemaat. Avrupa ile ilişkileri neredeyse onlar yürütüyor. Çocukların hepsi Avrupa'da okutuluyor. Aslında sırf Rum değil, Ermeni cemaati için de geçerli bu. Çocuklar Avrupa'da okuyup geri dönüyorlar ve bu iki cemaat hızla modernleşiyor ve bu fener Petrion'a kadar, Petrion'da fenerin üst kısmı yani çarşambaya komşu olan kısmı, buraları İstanbul'un en modern mahallelerine dönüşüyor açıkçası. Evlerden piyano seslerinin sokağa yayıldığı falan yerler. Bir de duymuşsunuzdur Fenerli Rum beyleri. Bunlar İstanbul'un en kudretli Rum aileleri. Tepede otururlar, Petrion denen yerde. Petrion taş, kale demek. Orada halen onların boşalttıkları evler var, saray gibi. Açıkçası Fenerli Rum beyleri her biri bizim Dışişleri Bakanlığımızın bir müsteşarı gibi. Yani Avrupa'nın değişik ülkeleriyle ilişkileri bunlar düzenliyor. 19. yüzyıl uzun süre sarayda etkin olmuş Yahudi cemaatinin de artık biraz ekarte olduğu bir dönem. Yahudiler genellikle sürekli zenginlik, bankerlik, finansla anılmalarına rağmen yoksulluğu da çok bir cemaat. Yani İstanbul'un bir sürü yeri Yahud hanelerle dolu. Yoksul Yahudi evleriyle dolu. Şimdi şu bir dizi ev. Bakın bunlar o bahsettiğim Fenerli zengin Rum beylerinin sarayları değil. Onlar yukarıda ama bunlar bile bakın ne kadar gösterişli. Bu bir dizi evi 1980'li yıllarda Patrikhane alıyor. Fakat alır almaz da bizim bütün basın feryat etmeye başlıyor. Bunlar Fener'i ele geçiriyorlar diye tekrardan. Adamlar da büyük bir hızla elden çıkarıyorlar. O dönem bir mimar kızımız bunları restore etti ve butik otel olarak kullanılıyor. Hızlıca geçtik. İlk yapı bir sanat galerisi. Buradan itibaren artık sanat galerileri başlıyor. Tanınmış bir heykeltıraşımız Cahide Erel. Oraya önce sanat galerisini açtı ama fakat baktı ki bizzat sadece sanat galerisi oldu mu kapıdan giren pek yok. Kafe restoran da yaptı. O sayede insanlar girmeye başladı. Diziler de çekildi ve çekiliyor orada açıkçası. Bu yapı ise bir okul. Rum Okulu, Maraşlı Rum İlkokulu diye bilinen 1900'de yapılmış bir yapı. Bu adam Maraş kökenli de olsa Odessa'ya yerleşiyor. Ve buraya bir okul yapmak istiyor ve parası neyse de verecek. Hatta okulun masraflarını da kendi karşılayacak ama istediği görkemli bir yapı. İki kişi görevlendirilmiş cemaatten. İlk yapı başlıyor arkamdaki kapı. Sanki bir Yunan ya da Roma tapınağı. Fakat geri kalanı Toki toplu konutları gibi. Bakın ondan sonra adam kalanını görmüş. Ve adam ne verdiysen verdim ama diyor artık bu okulun masraflarını ben karşılamam. İşte bahçe kapıda bir ayazmadan bahsetmiştim. Sadece ayazma. Devasa bir çeşme düşünün. İnsanların şifa bulmaya geldiği. Bu tür devasa ayazmalarda darphane gibi, biraz balıklı Rum gibi şifa bulmaya gelen para da bırakıyor. Oradan gelen gelirle bu okul başlıyor faaliyetlerine ama bir yarım yüzyıl. Yani 1950'lere gelindiğinde özellikle 6-7 Eylül olayları bir dönüm noktası, 1955, bir sürü okul öğrencisizlikten kapanıyor. Son öğrencileri buradakilerin Fener Rum Mektebi'ne gidiyor. 50'li yıllarda burası kapanıyor. Rumların Odessa'da ne işi var derseniz, Gönlüm Odessa'da kaldı kitabının yazarı çok kötü söylüyorum. Demin yazar dedi bana, geliyor bir soru yazıyor musunuz? Yazmaz o kitabı. Çünkü... Yani bir dönem buradaki bütün Rumlar Odessa'ya gidiyor. Bizim meşhur banker Zarifi de dahil olmak üzere biraz onun anılarından aklımda kalan. Odessa'da ciddi anlamda bir Rum modası başlıyor. Hatta ikinci dil Ruslarda Rumca öğrenmek. Oranın hem ekonomik hem de kültürel seviyesini bayağı yükseltiyor buradan giren Rumlarımız. Hatta dönüşte de Yunanistan yeni yeni işte kendini kurarken
Zarifi ve ailesi orada bir bakanlık kapacağım umuduyla gider. Bir yere böyle muhtar da demeyeyim ama kaymakam gibi atanır ama hakikaten İstanbul'un yanında büyük taşra diyor. Yani hiçbir şey yok. Yani insan sonra tekrar buraya döner. Sonra da büyük servetini yapar. Sıfırdan başlatır. Yani Odessa'nın Odessa olması biraz buradan giden Rumların, buradan kaçan Rumların hatta bir gece. Zarifi de ailesini buradan bindiriyor. İlk gemiyle hemen nereye gidiyorsa işte Odessa'ya. Hatta yolda da tavşan kürkü varmış karısının. Onu bayağı bir fırtınaya yakalanıyorlar. Tavşan ya da kürk, tam hatırlamıyorum, size yanıltmayayım. Uğursuz sayılıyor gemiciler tarafından. Kadını atmam diye direniyor falan, sonra atıyor falan öyle. Enteresan bir kitap. Yani tavsiye ederim. Zarif'in anıları. Zarif hangi sene kaçıyor buradan? İşte Yunanistan'ın tam bağımsızlığı. Zaten olaylar öyle başlıyor ya. Bizim yani. Şeyle, olayla beraber yani. O olay, Mora olayı diyorsun, ikinci yok. Ahmet Paşa'nın şeyi attırması ile aynı şey. Yok, bitti artık. Hiç öyle de böyle çürüme yeter. Çürümleri bir yerden getirdiler. Yok, onlar stük dediğimiz. 821 yıl. Hatırlamıyorum ya. Hatırlamayalım, hayal meyal olur. Ama şey işte, tam şey yaşanmayan yer çökmeye Patrick Gregorius Mora kökenliymiş. Bir adam Mora'da elebaşı olarak suçlanıyor, hızlıca yargılanıyor. Dönemin iki metropoliti, yani bölgesel dini lideriyle birlikte Patrik, yani Ortodoksların en yüksek merci, hızla yargılanıp asılıyorlar Patrikhanenin kapısına. Günlerce asılı kalıyor, sonra da şeye atılıyor cesetleri, Halice atılıyor. O zaman kapıyı kapıyorlar, ana kapıyı. Bir daha da o kapı açılmadı. Hatta onun üzerine bin türlü spekülasyon döndü. Yok, bir toplantı yapılmış ve Patrikhane şey kararı almış. Burası tekrar Konstantinopolis olana kadar o kapı açılmayacak. Ya da şey demişler, aynı önemde düzeyde kişiler cezalandırılana kadar o kapı açılmayacak demişler ama Patrikhane bunu reddetti ve doğal olarak dedikleri de orada bir Patrik ve iki metropolitleri asılmış, o kapıdan artık girmeleri mümkün değil. Yani bir mekana ana kapıdan değil, yan kapıdan giriyoruz. O asıldıkları kapının üstünde de üç haç göreceksiniz. Ortadaki büyük haç Gregorius, yandaki iki küçük haç da iki metropolitin anısına konulmuş. Bu yargılamayı gerçekleştiren ve idamları da hızlıca gerçekleştiren dönemin sadrazamı Ali Paşa. Yani ondan önce de bu sokağın ismi Ali Paşa'ydı. Bu sokağa Ali Paşa ismini vermemiz Avrupa'da çok eleştiri aldı yıllarca. Yani bunun hoş bir şey olmadığı, düşmanca, hatta çocukça bir şey olduğu söylendi. En sonunda peki değiştiriyoruz dediler ama can çıkar, huy çıkmaz. Bu sefer de Sadık Ahmet koyduk. Burası dünyada yaklaşık 250 milyon Ortodoks'un en üst makamı diyelim. Aslında bir sürü patrikhane var. Ortodoks patrikhaneleri. Ama Fener Rum Patriği eşitler arasında birinci. Aforoz'a kadar eşitler arasında birinci Roma'ydı. Fakat Aforoz'dan sonra zaten birbirlerini tanımadılar. 1054'te Hristiyan dünyası ikiye bölündü. Ortodoks ve Katolik olmak üzere. Ortodoks doğru inanç, Katolik ise evrensel kilise anlamına gelen. 1054'te Papa Patriği, Patrik de Papa'yı aforoz ediyor ve ipler kopuyor 20. yüzyıla kadar. Şimdi aforozlar kaldırıldı. Ondan da içeride bahsedeceğiz. Karşıda Patrikhanenin 19. yüzyıl yapımı binası. Bu soldaki ana kısım kullanılamaz haldeyken şu bölüm özellikle kullanılıyordu.
şu an restorasyonda. Açlar. Aslında yandan mı geçseler efendim? Kapıdan geçmeyin de ötmesin sürekli. Nasıl olsa zararsız bir kültür topluluğuyuz. Bizden zarar gelmez. Buradan arkadaşı izlersek tamam. Kültür kadar film. Burası da kültür. Hocam çok zengin. Çok zengin Yunanlılar burada gelip vaktiz yapıyorlar, düğün yapıyorlar. Ruslar yapıyorlar. Ruslar mı? Ruslar da yapıyorlar. Hepsi yapıyor. Zenginlerin aslında bu Ortodoks cemaatin zenginleri için bir gelenek oldu. Buraya geliniyor. Burada vaftizler yapılıyor. Evlilik törenleri yapılıyor falan. Şimdi herkes beni duyuyor herhalde. Patrikhane'nin içerisindeyiz. Burası Patrikhane'nin son adresi. Son adresi diyorum çünkü Patrikhane Osmanlı tarihi boyunca sürekli yer değiştirdi. Burası 1601 yılında geldiler. Burada da kaldılar günümüze kadar. Patrikhane'nin ilk kilisesi Ayia Irini'ydi. Ondan sonra Ayasofya oldu biliyorsunuz. 1453'te camiye çevrildiğinde Havaryum Kilisesi Patrikhane Kilisesi oldu. O da bugünkü Fatih Camii'nin olduğu yerdeydi. Fakat daha sonra bugünkü Fatih Camii'nin inşa edilmesi söz konusu olduğunda Patrikhane Panmakaristos Kilisesi'ne taşındı. Panmakaristos Kilisesi de Tanrı'nın sevinçli ama daha çok kutlu anası anlamında. Orası da daha sonra Fethiye Camii oldu. Şu yukarıda çarşambada Fethiye Camii oldu. Ondan sonra Patrikhane Kilisesi öğleden sonra göreceğiz. Dimitri Kantemir Sarayı'nın içinde bir Ulah Sarayı Kilisesi vardı. Orası 10 sene Patrikhane oldu. 1587-1597 arasında. Daha sonra da 1597-1601 arasında Ayvansaray'da, biz oraya kadar gitmiyoruz ama Ayia Dimitri Kilisesi var. Orası Patrikhane Kilisesi oldu. En sonunda da Ayia Jorge 1601'de Patrikhane Kilisesi oldu. Şimdi bakın bunlar da lojmanlar. Hatta ofisi Bartolomeos'un, Patrik Hazretleri'nin ne diyelim şu birinci kat diyelim. O bölüm bir de Bozcaada'da var. Bozcaada feribotuna binerseniz rastlama imkanınız oluyor. Arkadaşlardan fotoğraf çektirmiş olanlar vardı. Ama mesela Papa geldiğinde burada kabul etti. Şu salonda ofisinde kabul etti. Bunlar lojmanlar. Bakarsanız şıkır şıkır çünkü uzun süre tadilat izni verilmemişti. Çok yeni, birkaç on yıldır buralar restore edildi tekrardan. Burada ise hem Roma'nın, yani Doğu Roma diyoruz biz de, onlar kendilerine hiç Doğu Roma demediler. Kısaca Roma dediler ama biz bugünden geçmişi açıklamak için Doğu Roma terimini kullanmak durumundayız. Hem de Patrikhane'nin sembolü açıkçası. Çift başlı kartal. Hem doğuya hem batıya hükmederiz anlamında. Yani biz Doğu Roma diyoruz ama sembol bizzat Doğu Roma kavramını reddeden bir sembol. Hem doğuya hem batıya hükmederiz. Kuzey güneyden hiç bahseden yok çünkü kuzey ve güney barbarlık, uygarlık doğu ve batıda var. Pençelerden birinde haç, birinde küre. Haç maddi manevi dünya. Kürede maddi dünya. Yani hem maddi hem manevi dünyanın anahtarları Doğu Roma'nın ya da Roma'nın diyelim kısaca ve Patrikhane'nin içinde. Sol tarafta da o İK harflerini görüyoruz. Onlar da ökümenik sözünün Yunanca ilk harfleri diyelim. Ekümenik evrensel demek. Çünkü
ayrıldıktan sonra zaten Katolik evrensel demek demiştik. Kelime anlamı olarak Latince Katolikos. Ayrıldıktan sonra birbirlerini aforoz ettiler. Haliyle Patrik ve Patrikhane evrensel sıfatını kazandı. Onun da Yunancası ekümenik. Fakat şey döneminde Cumhuriyet'le birlikte bu terim hiçbir zaman kabul edilmedi. Dendi ki siz, hatta başpapaz deniyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı bir başpapazsınız deniyordu açıkçası. Fakat ekümeniklik iddiası her zaman devam etti. Fakat şöyle ilginç bir şey oldu. 1948'de bir Amerikalı papa, pardon Patrik, buraya bir şekilde atandı diyelim. O da şundan dolayı Stalin... Athenagoras. Athenagoras. Stalin Rus Ortodoks Kilisesi aracılığıyla hem Fener Rum Patrikhanesi ve diğer Ortodoks kiliselerle iyi ilişkiler kurma politikası güdüyor. Bunun üzerine Amerika devreye giriyor. Endişelendirici bir olay bu Amerika'yı. Ve bize bir Patrik yolluyorlar. Fakat biz ekümenikliği tanımıyoruz ya, haliyle burada Patrik olacak kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak durumunda. Ama bu adamın ABD vatandaşlığı var. Gelirdi diyoruz, gelemezdi diyoruz, öyleydi, böyleydi derken adam Truman'ın özel uçağıyla geliyor. İniveriyor. Biz de alelacele pasaportu, Türk pasaportunu hazırlıyoruz. Hatta şu an adamın ismini hatırlamıyorum ama Özpirinççi diye bir isim, isim de veriyor. Soyadı Özpirinççi de adını hatırlamıyorum. O 48'den 74'e kadar, 72 ya da 74'e kadar Patrik olarak kalıyor. Görevi Rus Ortodoks Kilisesi'nin yani Stalin'in etkisini kırıp şeyle barış yapmak. Vatikan'da. 48 yılında çalışmalar başlıyor. 16 yıl sonra 1964'te 6. Pol ve Athenagoras bir araya geliyorlar ve karşılıklı aforozları kaldırıyorlar. Yani 1000 yıl süren aforoz ve düşmanlık bitiyor. Ondan sonra da zaten o barış tesis edilmeye çalışıldı. Açıkçası teorik olarak ve pratik olarak çok büyük farklılıkları yoktu. 1054'te zaten birbirlerini karşılıklı aforoz etmelerinin sebebi nüfuz alanları. Çünkü 1054'e gelindiğinde Fener Rum Patrikhanesi dünyadaki bir sürü kilise üzerinde etkili olmuş. Merhabalar efendim. Bir sürü kilise üzerinde etkili olmaya başlayınca Vatikan'la ipler kopuyordu. Fakat bu 64'te barış tesis edildi. Ondan sonra biliyorsunuz 6. Pol'den sonra 2. Jean Pol geldi. Benediktus geldi. Hatta Benediktus'la birlikte bir gece ayini ne katıldılar, yönetmediler de Bartolomeus'la birlikte. Şimdi 6. Pol'den sonra 6. Filo falan bir iş var. Bu nasıl projesi? Yok ama bak enteresan şey. Hayır. Amerika'nın Sovyetlerin eteğinde din temelli kuşak oluşturma merakı. Hani bize evet. 12 Eylülcüleri havale ettiler ya. Ama Allahsız komünizme karşı. Ama Stalin yapıyor. Stalin tam ama işte başladı. O da herhalde şeyde uyanmışlar. Hani Papa'nın kaç tümeni var ki? Lafı vardır ya Stalin evet. Meşhur. Ha. Herhalde dinin bu işte çok önemi var, öyle demedi bir şey yaptılar herhalde. Evet. Onu ki 1948'de Papa'nın kaç tümeni var mı abi? Ve ilgilenirseniz Papa ve Ben kitabının yazarı Murat Özdemir Bey. Bu arada bir şey söyleyeyim. Sessizlik arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sessiz olun. Lise binası yok artık. Tamam. Azize'nin tabutunu görüyorsunuz. Birincisi Azize Solomone, ikincisi Azize Teofane ya da Teofano, üçüncüsü de Azize Efimia. Bunların hikayeleri üç aşağıda üç yukarı ayrı. Bunlar Hristiyan olduğundan sonra Zebater,
ya da herkesin katıldığı bir pagan ayinine katılmayı reddedenler. Dininden dönmeleri istenir, dönmezler, bin türlü işkenceyle öldürülür. Fakat bu azizeler arasında bir tanesi vardı ki neredeyse Meryem Ana'dan sonra gelecek bir müddeye yerleşmiştir. Özellikle daha sonra ekecek bir müddetisi Azize İfimiye. Bu kendisi Erenköy'de. Yani varlıklı bir aile merkeziymiş. Erenköy'de pek yerleşim yok tabi bahsettiğimiz 1600 yıl öncesi. Bu kız Hristiyan oluyor ve hatta yoksullar için dikiş yapmaya başlıyor. Adı Terzi Efimiye'ye çıkıyor. Zaten yortusunda burada, yani bayramında senede iki değişik yortusu var diyebiliyorum. Tam tarihini sorabiliriz. Çıkışta insanlara iğne dağıtılıyor Terzi Efimiye anısına. Bu kadın bir pagan ayinine katılmayı reddediyor. Bunun üzerine tutuklanıyor ve inancından dönmediği için aynı şekilde türlü işkencelere maruz kalıyor ama deniyor ki Azize Efimiye'nin çektiği işkenceleri kimse çekmedi. Ve bu Azize Efimiye'ye ithaf edilmiş birçok kilise var İstanbul'da. Bunlardan biri halen orijinal kilise olmasa da duruyor şeyde Kadıköy çarşıda Aya Efimiye Kilisesi. İçeri girdiğinizde bir sütunun üzerinde bir resimli roman gibi Azize Efimiye'ye yapılmış her türlü işkenceyi görüyorsunuz. Hakikaten hani pişmiş tavuğun başına gelmeyen onun başına gelmiş o tabutlu çivili tabutlara kapamalar, işkence yöntemi olarak yakmalar, makaralarla gerdirmeler, en sonunda da kafası kesiliyor. Dönmüyor. Zaten bütün Hristiyan Aziz ve Azizelerin hikayesi budur. Öyle hiçbir zaman dönmezler. Ondan sonra aslında o ana kadar diğer Azizelerden çok belirgin bir farkı yok. Fakat 451 yılında Kadıköy'de bir Kadıköy konsili oluyor. Yani dünyadaki tüm dini liderler Kadıköy'de geliyorlar bir sorunu çözmek için. Çünkü Hristiyan dünyası ikiye bölünmüş, monofizit ve diofizit düşünce olarak. Monofizit tek dualı demek, diofizit ise iki dualı. Burada duası tek mi, çift mi olduğu tartışılan kişi Hazreti İsa. Doğu kiliseleri diyorlar ki, o bir insandan doğmuş olabilir, yani Meryem Ana'dan. Ama o Tanrı'nın oğlu, yani Tanrı. Onun Tanrı yönü, insan yönüne baskın çıkar. Haliyle onun insan yönünden bahsedemeyiz. O bir Tanrı'dır. Doğal olarak da Meryem Ana'ya Theotokos demek bir sapkınlıktır diyorlar. Yani Tanrı anası demek. Fakat işte İstanbul ve Roma ise onlar ise şey diyor, hayır öyle değil, o kadar basit değil. Diofizit yani iki doğalıdır. Bir insandan doğmuştur. Ama kutsal ruhtan haline kalmıştır Meryem Ana haliyle. O hem insandır hem Tanrı'dır. Meryem Ana da Hazreti İsa'yı doğurduğu için Tanrı anasıdır. Theotokos'tur. Tartışma bu. Kebrülmüşler. Ve o konsilden şey kararı çıkıyor. Monofizitler aforoz ediliyorlar. Ki bu zamana kadar da artık monofizit kalmadı. Bilmiyorum. Bir iki Hristiyan tarikatı varsa onda ısrar eden kalmadı. Ama o dönemde diofizit düşünce baskın çıkıyor. Aslında bu sadece basit bir kelime oyunu değil açıkçası. Hem Yeni Roma hem de Eski Roma kiliselerinin derdi sıradan insanı Tanrı'ya bağlayabilmek. Yani demek ki yani o da insandı bizim gibi. Hem Tanrı ama bir yandan da insan. Bizi anlar. Sıradan insanı o göksel Tanrı'ya bağlayacak bir hat çizmeye çalışıyorlar. Ve deniyor ki tabi bu rivayet toplantıda diofizitler baskın çıkmış ama diyorlar bir de tanrısal bir işaret bekleyelim. Azize Efimya'nın tabutu açılıyor. İki metin yani monofizit metin bir de diofizit metin yazılıyor. İkisi tabuta konuyor, kapanıyor. Kapak sonra tekrar açıldığında
Tanrı acaba şey aracılığıyla, Zize aracılığıyla bir cevap verecek mi diye bakıyorlar ki hakikaten bir cevap var gibi. Azize Efimya'nın göğsünün olması gereken yerde diofizit metin var. Monofizit metin ise ayaklarının altında. Diyorlar ki buyurun Tanrı Azize Efimya aracılığıyla cevabını verdi deniyor. Bu da büyük bir tablo olarak Kadıköy Efimya Kilisesi'nin Ayazması'nda var. Devasa bir tablo. Tüm kilise pederleri toplanmış. Meryem Ana'nın Efimya'nın tabutu açık. Göğsünün üzerinde diofizit metin var. Bu ondan sonra neredeyse tüm Hristiyan aleminin koruyucu azizesi oluyor. Bölünmeden sonra ise Ortodoksların koruyucu azizesi oluyor. Yani Ortodokslar için bunun önemi bambaşka. Baş melek Mikail, diğer tarafında Cebrail, biri Aya Yorgi Kilisesi sanıyorum, diğeri şey miydi, yetimhane miydi? Diğeri yetimhane miydi? Bana evet. Hazreti İsa'ya verilir ama Hazreti İsa'nın çok nadir sakalsız gördüğümüz bir hali. Burada hazırlanıyor hani kutsal yer. Hani girdiğimizde kokar. O mu? Hani yok, o tütsü. O tütsü. Bu kutsal yer bizzat vaftizde de kullanılan. Ha. Yani sadece suya batırılmaz, bir de kutsal yağla yağlanır. Ha. Mesih zaten yağlanmış demek kelime anlamı olarak. Çok ulvi bir anlamı var gibi geliyor ama sadece yağlanmış demek, ama tabii kutsal yağla yağlanmış. İşte burada üretiliyor. Bütün diğer Ortodoks kiliselere buradan dağıtılıyor. Bir de şöyle gidersek bir eski yapısı daha var. Evet, aslında bazen oraya kadar gidebiliyoruz ama tam karşıda da eski bir yapı vardır. Kütüphane gibidir. Bir sürü değerli kitap oradadır. Hatta kiliselerden toplanmış değerli emanetler diyelim, tam kutsal emanet bile olmasa, bazı değerli ikonolar, tasvirler orada tutulur. Bir de mesela, örnek olsun diye söylüyorum, fetihten sonra Fatih, Bursa Metropoliti, yani Bursa bölgesi dini lideri Genel Diyosu Patrik atar bir fermanla. Daha sonra da Rum Ortodoks Kilisesi bir mozaik hazırlar. Bu mozaikte Fatih Sultan Mehmet, Genel Diyosu'na Patrik olduğunu bildiren fermanı uzatırken görülür. Bu da bir Rum mozaiğinde, Ortodoks mozaiğinde tek Müslüman görürüz. Mesela o buradadır. Burada saklıdır değerli parçalardan biri olarak. Tam sonuna kadar gidebilseydik solda da atölyeler görecektik. Orada da eskimiş ikonalar tamir edilir. Fakat bazı ikonalar, özellikle üzeri gümüşle kaplananlar ya da ağacın doğasından da kaynaklanan kullanılan boyalardan zamanla kararır. Bazıları o kadar kararır ki simsiyah olur. O da artık tamir edilecek bir tarafı kalmaz. Yolun sonuna gelir. O tamamıyla kararmış ikonolar ise gelir. Burada kutsal yağın üretileceği ateşin odunu olurlar. Haliyle bu kutsal yağ bir daha da kutsallık atfeder. Thank you.
Özal döneminde hani bir şey rüzgarları ediyseydim. Evet. İnsanlar aramızda dostluk evet. Rüzgarları akın akın geldiler. Biz gittik. O bir de soroklu müşterim diye bak. Evet. Güzel bir restorasyonla. Evet. Kazandırılar. Evet. O demin bir tane köşede vardı. Ne kadar büyük. Evet evet. Bütün dönem eşit. Evet evet. Artık yıkılıp yapılması zaten lazım. Zaten köşe evleri genelde zengin evi olur. İki tarafa da bakar. Bu da öyle. E bak bu esas böyle tam. Bu olmayan kapıdan çıktığında bir fener varmış burada. Fanari deniyor buraya. Fanaraki denen yer aslında burası değil. Bildiğimiz fener bahçe. Esas oraya Fanaraki deniyor ama buraya da. Ama sebep aynı. Fener. Yani Rumca sözcük. Fakat tepesi Petrion. Petrion taş yani kale demek. Çünkü orada iç kale varmış. Yani Konstantinopolis'in bir surları var. 20-22 kilometre. Bir de bu Petrion denen Fener Mektebi'nin olduğu kısım Enikon'u bir iç kaleymiş. Yani bir tür akropol gibi düşünün. Zaten yemekten sonra İstanbul'un fethedilmemiş yegane mahallesini gezeceğiz. Orası bir türlü alınamıyor. Barışla giriliyor oraya. Ne kimlere ait? Fenerli Rum beylerine ait. Yani İstanbul her tarafı düşüyor. Savaş günlerce o tepede devam ediyor. Şu anda kimler işgal ediyor? Şu anda kimse artık ne gün kaldı ne bir şey. Evet. Göstereceğim de evler artık kimlere ait. Rica ederim diyorsunuz ya. Yani. Buyurun oturun. Çok memnun oldum ben de. Zaten bir şikayet yok. Yoktur. Aynı gruptasın zaten. Ne? Bir üst katta. Üst katta böyle. Ya ver şunu ben bir bakayım. Sen yine ne yaptın? Kanalını mı değiştirdin ver. 36 yazıyor. 36. Buradan teknoloji uzmanımız Burhan Bey. Şimdi geliyor olması lazım. Peki hala. Devam mı? Hadi bakalım. Nasıl çıkacağız? Ne var bu yokuş kızım? Ya beni kim çekecek? Aa tabii nereden karda yağmur daha. Servis nasıl çıkıyor burada?
servisi bilmiyor da kardan atıyorlar. Adamlar yedim o şeyleri. Yedim yedim. Elmaları yedim galiba, benim elmamdı. Ay. Ben iki tarafını. Hadi gayret. Hadi. Hadi gayret. Hocam. Hadi gayret. Merdivenden çıkmak zordur dedi. Ama oradan hiç çıkmayacağım. Bak hiçbir şey bulamaz. Biraz koşabilir miyiz? Tamam. Hadi koşun. Ay kaldım galiba. Gel sen yemek, beni gel. Patreon. Patreon taş şey. Yani kale evet, demek. Gayet. Burada Konstantinopolis'in iç kalesi. Yani bütün şehir fethediliyor fakat bu iç kale fethedilemiyor. Güçlü Fenerli Rum beyler var. Burada bir ordu direniyor. Bu kadar ki olup olup kadar görmüş Halic'in. Yani Halic'in sularının rengi değişmiş günlerce. En sonunda da barışla giriliyor. Yani buraları yağma görmemiş mahalleleri. Hatta gezeceğimiz bir kilise var. O da hiç camiye çevrilmedi. Deniyor ki aslında rivayet sebepleri var ama esas sebebi o deniyor. Burası barışla alındığı için bir takım anlaşmalar oluyor. Kesin bir para da ödemişlerdir, şudur budur ama kilisede bir kilise burada hiç camiye çevrilmiyor fermanla. Yağmalamaya müsaade edilmiyor. Evet, zaten bir yere barışla girdiniz mi bir anlaşma var demektir. Bir para mı alınır ne alınır artık. Orada yağma olmaz artık. Ama şehir direndi. O zaman şehri ele geçirdiniz 3 gün. 3 gün boyunca istediğinizi yaparsınız. Sadece yağma da değil, aklınıza ne geliyorsa. 3. günün sabahı ordunun artık jandarma eşdeğeri birlikleri girer, yağmayı durdurur. Şeyden burada şey olmamış, yağma olmamış ve bir kilisede bu yegane kilisedir. O tarihten bu zamana kadar kilise olarak gelip bir de binada 13. yüzyıldır. Hadi bakalım taksiye yol açalım. Orada anlatırız. Burası aynı zamanda ilginçtir. Ne dedik? En modern mahallesi buraya kadardı. 19. yüzyılda çocuklar Avrupa'ya gönderiliyor, orada okuyup geliyorlar. Bizim bütün batılılaşma dönemi yapılarımız, genelde Karaköy, Galata, Eminönü, o onları yapanlar Rum ve Ermeni ailelerin çocukları. Bu evlerden piyano sesleri yayılıyor Halic'e doğru. Fakat şu duvar ve arkası, orası başka bir dünya. Yani tatlı suyla tuzlu suyun birbirine karışmadığı iki dünya. Orası mı daha iyi? Evet. Orası mı daha evet, orası. Orası başka bir dünya. Orası Çarşamba. Buyurun. Fethedilmeyen mekan burası. Şimdi bu duvar ne? Bakın arkasında bir koca yapı var. Burası meşhur İsmail Ağa cemaatinin karargahı diyelim. Merkezi. Cübbeli onların reklam yüzü. Esas Mahmud Efendi liderleri. Cübbeli dediğim gibi medya yüzü. Ama onların karargahı işte bu yapı. Onun yanında bir buluşma yerleri var. İsmet Efendi tekkesi. Bir de Çarşamba ana sokakta ne var? İsmail Ağa Camii var. Ya şu beyaz ev mi? Bu şey Yavuz Sultan Selim. Şu beyaz ev mi? Bu ev. Bu ev işte. Şu Fener Rum Mektebi'nin önüne de 1850'lerde hemen mahsus dibine bir de mesnevihane kondurmuşuz. Tam dibine. Şu yıkık yani. Hangisi? Yok, yıkık dökük değil orası. Ha yok, o karşıdaki ev eski de. Şurası, şu duvarların arkası mesnevi hane.
hala tarikatı değil mi? Tarikatı. Bunlar şey, cemaati diyelim. Şimdi neyci bunlar? Nurcu muydu? Neyciydi? Bunların en üst ismi hepsinin Nakşibendi. Ha Nakşi bunlar. Nakşi. Hepsi ama Nakşi olmayan şey, yok. Özel de Nakşi'ydi. Hepsi başka kolları ama. Özel de Nakşi'ydi. Evet. Başı. Özal'ınkiler İskender Paşa cemaatiydi. Ha. Bu İsmail'a. Hepsinin ismi Nakşi, Nakşi ama evet. Kolları var. Neresi? Burası İsmail'a. Burası. Bu karar gelmiş. Şurası karar gelmiş. Burası İsmet Efendi bir buluşma yeri. Ama esas merkezleri İsmail Efendi Camii var. İsmail Ağa Camii. Çarşamba merkezde. Daha yukarıda. Daha yukarıda. Çok uzakta da değil. Hemen arkada. Şimdi buraya kadar Fener, Petriyon. Fakat buradan itibaren de Çarşamba. Hatta Nakşiler arasında, daha doğrusu şu an cemaatler arasında en güçlü olanlarından biri İsmail Ağa Cemaati. Onun reklam müziği Cübbeli Ahmet Hoca dedik. Liderleri Mahmud Efendi ki burası merkezi gibidir. Tarikatın arkamızdaki bina. Şurada İsmet Efendi Vakfı onların bir buluşma yeridir. Bir de camileri var. İsmail Ağa. Bu aslında bir Şeyhülislam. 1723 yılında İsmail Efendi Şeyhülislam oluyor. Ondan sonra bu adamın etrafında bir cemaat oluşuyor, büyüyor, bugünlere geliyor. O kadar güçlü ki haliyle inanılmaz bir kontrast oluşuyor burada. Aşağıdan buraya kadar inanılmaz modern bir yaşam biçimi. Buradan itibaren de bambaşka bir yaşam biçimi. 1930-40'larda meydan savaşları olurmuş burada. Yani şey diye başlarmış, Müslümanlar Rumların özellikle kızlarının giyinişleri için sizin kızlarınız orospu gibi giyiniyor, bizim kızların da ahlakını bozacak der. Bazı kavgalara özel jandarma birlikleri gelirmiş. O kadar büyük. Evet. Burada bu okulun kapasitesi aslında 2000 kişiye yakın. Ayrıca 600 kişilik terk edilmiş bir bina. Joachim Yon Kız Okulu. Ayrıca birkaç yüz kişilik de ilkokul var. Yani burada 1940'larda halen 2000-2500 öğrenci var. Fakat ondan sonra hızlıca gitmeye başlayacaklar. Önce bir kısmı suyun öte tarafına geçecek. Burada binalar boşaldıkça doğudan, güneydoğudan, Karadeniz ve Orta Anadolu'dan gelecekler. Farklı bir yaşam tarzı. Hatta oradan gelen Müslümanlarla buranın Müslümanları bile anlaşamayacaklar. Burada binalar boşaldıkça sürekli yerine başka birileri gelecek. 1955-67 Eylül olayları büyük bir dönüm noktası olacak. Bütün Samatya boşaldı. Anında işte bir iki hafta içinde gidecek. 1964 başka bir dönüm noktası. Çifte pasaportlulara pasaportunu seçmesini isteyeceğiz. Ya orası ya burası diyeceğiz. Ama esas $20 bir valizle gidecekler. Esas darbe 1974 Barış Harekatı. Orada artık son defa burası boş olacak. Farkındaysanız tam buraya geldiğinizde şeyi görürsünüz. Farklı bir giyim tarzı. Hatta bu İsmail Ağa cemaatinin giyimi erkekler söz konusu olduğunda folkloriktir bile. Çok böyle şey, şal. Çocuklar şal var rengarenk. Siyah, hadi bu biraz daha sıradan. Benim dediğim en iyi konu çocuklar var. Böyle renkli şalvarları var. Çok hoş takkeleri var ve saçlarını bile şey kestiriyorlar. Böyle garip kestiriyorlar. Böyle bir tür resmen moda. Yeni moda yaratmışlar gibi. Çünkü zaten şu biraz ileride Çarşamba Ana Cadde İsmail Ağa Camii ikindi namazı çıkışına gelin. Orası da artık bambaşka bir şuradan ülkede olduğunuz içine kapılıyorsunuz. Çarşamba özel İslam Cumhuriyeti. Hatta Murat'ta onun fotoğrafları vardı ama. Neyse biz Fener Rum Mektebi'nden bahsedelim. Şimdi Çarşamba hangi camideyiz? İsmail Ağa Camii. Üstünde tarih yazıyor zaten. 1881. Sol tarafta Architekton yazıyor, mimar. Sağ tarafta da Konstantin Dimadis. Bu binayı yapar. Şimdi bu bina olarak 1881 ama kurum olarak
bunun tarihini Ay'a İrini'ye kadar götürmek mümkün. Yani her kilisenin yanında o kilisenin gelirleriyle çalışan bir okul oluyor. Bunlar illa ruhban okul olması gerekmiyor. Normal eğitim alıyorlar ama gelir kiliseden geliyor. Bu okul en son binası, bundan önceki binası Kuruçeşme'deymiş mesela. En sonunda hatta o Kuruçeşme'deki binadan mezun Konstantin Dimadis. Yani adam mezun olduğu okuluna yeni binayı burada yapıyor. Kırmızı okul, aslında Fransa'ya giderseniz güneyde kırmızı şehirler vardır. Toulouse. Çünkü onlar 19. yüzyıldan itibaren bütün dünyaya kiremit, tuğla ihraç ederler. Zaten şehirleri de öyledir. Kıpkırmızı bütün yapıları bunun gibi. Taşlar da Fransa'nın, kiremitler de Fransa'nın güneyinden geliyor. Fakat yapıya bakın. Köşelerde burçlar. Enikonu bir kale yapıyor buraya adam. Buranın eski ismi neydi? Petrion Kale. Haliyle bu yapıldığında açıkçası biraz şey muhabbetlere dönüyor. Ne demek istiyor bu Rumlar? Çünkü burası da alınamamış teker ya. Hani acaba ona mı bir atıfta bulunuyorlar? Burası da deniyor. Ne yer dedin? Alınamamış. Ha, tamam. Tek alınamamış yer. Alınanlar oluyor muhafazakarlarımızdan. Bizzat yapının mimari formuna. Yani sanki mimar ya da Rum cemaati bir tür laf çakmanın, meydan okumanın peşinde. Belki de öyle bir niyet de olabilir ama adam Avrupa'da da uzun süre şato mimarı. Şatoları inşa etmiş. Yani adamın açıklaması da var açıkçası. Ne dedik? Burada 1930-40'larda meydan savaşlarına rağmen, yani Müslümanlar Rumlar arası 2000-2500 öğrenci var. Fakat 55 6-7 Eylül olaylarından sonra hızlıca çökülüyor. Şöyle söyleyeyim, 1989 öğrenci kalmış. Antakya'dan Hristiyanlar getiriliyor. Birini tanıdık, Doka. Mesela onun 3 çocuğu burada okudu. Onların çocukları yazılınca sayı 116'ya çıkıyor ve burası kapanmaktan kurtuluyor. Fakat şu an gene 54'e inmiş. Fakat şu da var, ilk mezunlardan çocukları olanlar var. Yani bu okulun mezunlarından çocukları olup aşağıda Patrikhane'de vaftizler başladı. Yani bir kuşak daha geliyor. Şimdilik daha ne kadar idare eder bilinmez. Fakat artık burada okuyan çocuklar arasında Rum yok. Bu çocuklar Antakya'dan gelmiş. Ne biliyorlar? Türkçe ve Arapça. Hazırlık sınıfı eklediler. Fakat burada bol Rum varken okul burnundan kıl aldırmıyormuş. Yani ana da baba da Rum istiyormuş. Yani şeyleri bile kabul etmiyorlarmış. Karışıkları bile. Fakat en son artık çocuklara Rumca eğitim verip bir sene burada okula başlatıyorlar. Bu bina nedir? Ya bu eski, evet. Eski evet. Evlerden. Hocam şimdi bir tanesi ama bunlar müstakil. 56 öğrencisi var. 56. Seslerini duyduk zaten biraz önce. Şey mi? Rum mu? Şey, Türk Ortodoks. Ortodoks. Türk Antakyalı. O zaman öleceğiz. Sonra gelecek. Sorpül yap seni. Başka grupla gelecek var mı burada? Ben gelebilirim. Sen de mi gel? Ama bu pazar değil, başka bir tamam. Ah, nereye gidiyorsunuz? Sen grup getirmeyi düşünüyormuşsun. Yazar buradasınız. Kaçta? Valla önden öden sonra olur. Tamam. Yine bu saatte. Ben de belki boğulacağım ama bir kişiyle bakalım. Tamam. Şimdi hepimiz girdik herhalde, dışarıda kimse kalmadı. Pekan ya, isim neydi unutuyorum.
Mişo. Mişo. Bak, bu arkadaşlar olduğu gibi rehber. Buraya gelecekler. Şimdi. Allah evet doğru. Yani bir yarım saat önce arasınız. Bir daha tekrar edebilir misin? Kanlı kendini yazarsınız abi. Sıfır. Halk arasında böyle bilinir. Bir yüzyıllar boyunca da çünkü fetihte buradan aşağı oluk oluk kan akarmış. Göğüs göğüse çarpışmalar fakat burası alınamamış. Aynı zamanda Moğolların Meryem'i kilisesi diye bilinir. Maria Muhliotisa kilisesi diye bilinir. Ama kilisenin esas ismi çok büyük bir ihtimalle kapıda yazdığı gibi Meryem Ana. Yani bildiğimiz Theotokos Meryem Ana kilisesi. Fakat Moğolların Meryem'i o başka bir Meryem. O bir Roma İmparatoru'nun kızı. Mihail Paleologos. Bu adam İstanbul Latinlerin eline düştüğünde İznik'te imparatorluk yapan adam. İznik başkent oluyor 1260'a kadar. Fakat o sırada da şehir inanılmaz bir sefalete sürüklenmiş. En son Latin kralı Fransız kökenli Buduan Bizans sarayının ahşap aksamını şöminede yakmaya başlamış. Mihail Paleologos diyor ki imparator bu durumdaysa şehir sefaletten ve açlıktan kırılıyordur, saldırıyor ve tekrardan geri alıyor Paleologos hanedanı. İşte bu Mihail Paleologos'un gayrimeşru kızı. Bir de gayrimeşru kızı, kızın anasını da laf çıkmasın diye öldürtmüş. Yani kendi sevgililerinden birini. Yedi ilk halta değilmiş. Yani buna benzer bir iki halt daha yemiş. Bu kıza ise biraz böyle müsamahalı davranmış. Yani kızın da anasını öldürtmüş. Haliyle kıza karşı biraz kızı şımartarak yetiştirmiş. Bu kız şimdi Haldun Hürel'in bir romanı var. Prenses Maria diye. Orada biraz Haldun Hürel, hatırlarsın 3 Hürel vardı. Müzik grubu. Bunlardan Haldun Hürel aynı zamanda tarihçi araştırmacı. Biraz o da kendi düş gücünü de çalıştırdı herhalde. Başka kaynaklardan da esinlendim bilmiyorum. Haldun Hürel diyor ki bu kız habire saraydan kaçarmış Galata'ya. Yani maceracıların yeri. Orada hatta Carlos diye bir adama aşık olmuş. Efendim babası, imparator babası bunu duymuş. Hatta deniyor ki Maria bir de üvey kız kardeşini de ayartmış oraya. Gidiyorlarmış bekar evine buluşmaya. En sonunda imparator diyor ki bu iki kızı alın gelin, delikanlıların tamamını getirmeyin, ağırlık olmaz, sadece kellelerini getirin diyor. Fakat muhafızlar gelince Galata yangınlarından biri başlamış, evi de alevler sarmış. İki kızı güç bela kurtarıyorlar. Fakat çocukların kelleler gidiyor. Daha sonra da Moğollar İran'ı işgal etmiş. Hulagu Han. İran'da Moğol kralı ya da imparatoru diyelim. Karşılıklı bir barış sağlansın diye kızı Hulagu Han'a veriyorlar. Yani bizim Maria'yı. O zamana kadar da tabii şimdi İran'a kadar yol uzun. Kız yola çıkıyor, oraya vardığı gün Hulagu ölüyor. Zaten yaşlı bir Moğol hükümdarıymış. Bir iki gün sonra da Hulagu'nun karısı da ölüyor. Haliyle Moğollar bir sallanıyor. Yani Bizans bize ne gönderdi acaba, cadı mı gönderdi diye. Fakat adet oymuş ki kral ölürse gelen kızı oğlu alıyor. Oğlu Abakan alıyor. Ve 15 yıl Moğol kraliçeliği yapıyor. Yani Moğolların Meryem'i oradan geliyor. Fakat 15 yıl sonra da Abakan'ı kardeşi öldürüyor. Kardeşi de Müslümanlığı seçmiş. Ahmet adını almış. Haliyle kocası da öldürülünce Moğollar iyice artık bu kadından ürküyorlar. Diyorlar ki ablacığım sen ne istiyorsan biz sana verelim, ne olur bizi azat et demiyorlar tabii, bu benim uydurmam. Ama ablacığım diyorlar. Ondan sonra Moğol kraliçesi olduğu için bir hakkı var. Neyse o hakkı sağlam bir servetle geliyor buraya ve deniyor ki hatta buraya da
Hristiyanlaştırdığı bir Moğol cemaati varmış. Onunla birlikte geliyor deniyor. Yani burada 13. yüzyılın sonuna doğru çekik gözlü Hristiyanlar da varmış deniyor. Kilisenin ismi de oradan geliyor. Şimdi ondan sonra babası bu Mihail kızı gene başka bir Moğol kralına verecekken kız hemen burada bir manastır varmış da Meryem Ana'ya adanmış. Hemen bunu restore ettiriyor ve buraya rahibe olarak kapağı atıyor. Melani adını alıyor. Ömrünün son yıllarında artık burada geçiriyor. Yani burada sadece bir kilise değil bir de manastır varmış. Ama kilisenin orijinal ismi bildiğimiz Meryem Ana, halk arasında bilinen ismi Moğolların Meryem'i ya da Kanlı Kilisesi. Hadi buyurun. Şey, bir bilgi ekleyebilir miyim? Buyurun. Yazık yapmış olmam değil mi? Şimdi Osman Bey de İznik'i kuşattığı zaman İznik düştü düşecek. Bu Meryem'i kullanıyorlar. Meryem'i. Diyorlar ki sen Moğol yengesisin, gelinsin ama şu tarafta biraz daha ilerideki Moğollara söyle, gelip Osman Bey'in kuşatmasını kaldırsınlar, Moğollar yengemizdir falan filan diyerekten kırmıyorlar ve 20 bin asker yolluyorlar. Osman Bey de İznik'in kuşatmasını kaldırıyor Moğollardan tırtarak. Yani kadının böyle bir diplomatlık ve İznik'i kurtarma şeysi hakikaten de oluyor. Hatırı geçiyor Moğollar üzerinde, evet. Hala şey var. Teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin.